Schengen nedir? Schengen, Almanya, Fransa ve Lüksemburg arasındaki üçgen bölgede bulunan küçük bir kasabadır. 4313 nüfusu bu kasabada bir kilise, otele dönüştürülmüş bir şato ve 13. yüzyıldan kalan bir kalenin harabesi bulunmaktadır. İlginç, fakat sadece bu kadar mı? Hayır, Schengen'in fazlası var elbette. Bunu bu küçük kasabada dikili olan bir anıt gösteriyor. Anıt, 1985 yılında Schengen'de Almanya, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda arasında varılan bir anlaşmayı hatırlatıyor. Bu anlaşmanın temel cümlesi şudur: İç sınırların her yerinden kişi kontrolü olmaksızın geçiş yapılabilir. Yıllar geçtikçe 5 kurucu devletin yanı sıra birkaç devlet daha anlaşmaya katılır. Fakat anlaşma asıl 1995 yılında Schengen II anlaşmasının imzalanmasıyla nihayet yürürlüğe girer. Schengen'e hangi ülkeler taraf? Yıllar geçtikçe Schengen'e üye ülkeler değişti. Amsterdam Anlaşması 1999 yılında yürürlüğe girdiğinden beri AB'ye üye olan her ülke bilgilendirme sisteminin uygunluğu onaylandıktan sonra kendini otomatikman Schengen yasalarına bağlamış oluyor. Yani Schengen ve AB aynı anlama gelmiyor. Örneğin Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan 2007-2013 yıllarından beri AB üyesidir. Fakat bu ülkeler dış sınır güvenliklerini arttırmaya yönelik çalışmalarını halen tamamlamadıklarından dolayı sınır kontrolleri burada devam etmektedir. Kıbrıs'ta AB üyesi olmasına rağmen öncelikle Kıbrıs sorununu çözmek zorundadır. Buna benzer şekilde Büyük Britanya ve İrlanda da istisnalar arasında sayılmakta. Zira Schengen'e katılmama kararı almışlardır. Danimarka için de istisnai şartlar geçerli olmasına rağmen Danimarka uluslararası hukuka göre Schengen anlaşmasına bağlıdır. İsviçre, Norveç ve İzlanda gibi ülkeler özellikle ekonomik avantajlardan dolayı Schengen anlaşmasına üye olmuştur. Yani bu ülkelerden Schengen vizesi alan kişiler problemsiz şekilde diğer üye ülkelere de seyahat edebilirler. Schengen anlaşması Avrupa bölgesinde seyahati büyük ölçüde kolaylaştırdı. Schengen vizesi olan kişiler anlaşmaya üye olan ülkeler arasında özgürce seyahat edebilir ve burada kalabilirler. Her gidilecek ülke için ayrı bir vize almaktansa artık tüm seyahat için tek bir giriş mührü yeterli oluyor. Üçüncü ülke vatandaşı bir Schengen ülkesinin ikamet iznine sahipse yahut herhangi bir Schengen ülkesinden ulusal vize almışsa, vizenin geçerliliği süresince 180 günlük zaman diliminde 90 güne kadar diğer Schengen ülkelerinde de kalabilir. Dikkat! Pasaportunuzu veya kimlik belgenizi yine de seyahatiniz esnasında hep yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Ankara Almanya Büyükelçiliği iyi seyahatler diler.